Songuç Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İkinci dönemin birinci yazılıları başladı. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisinin yazılıya hazırlığını yapacağız. Derse geçmeden önce hemen yazılı kampımı hatırlatmak istiyorum. Bugün 25 Mart'ta sizlerle beraber din kültürünü işleyeceğiz. Ama önceki dersleri tekrar etmediyseniz, yazılıya hazırlığı kaçırdıysanız mutlaka onlara da göz atın. Oradan yakalayacağınız birkaç püf noktası ya da sorular sizin sınavdaki notunuzu yükseltebilir. Evet, hatırlatmamı yaptıktan sonra vakit kaybetmeden Bismillah diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, bu ünitemizde, yani bu sınavda sorumlu olduğumuz konular 3 ve 4. üniteler. 3. ünitede din ve hayat ünitesini işlemiştik. Öncelikle bu konu din ve aile ile başlıyor. Hemen kalemimi alıyorum ve başlıyorum. Arkadaşlar, aile toplumun en küçük yapı taşı olarak ifade ediliyor. Neslin korunması için de en önemli faktör İslam'a göre ailedir. Aile kurmak Allah'ın emridir. Aynı zamanda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Aile kurumunun nikah yoluyla olmasını tavsiye ediyor nesli korumak için. İslam'da aile içi sorumluluk ve görevler dediğimizde eşlerin birbirlerinin hakkını gözetmesi, anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi, çocuklarına güzel isim vermeleri, güzel isimler koyması ve bakımını geçimini sağlamak, onları en güzel şekilde yetiştirmek, helal kazanç yedirmek, iyi bir eğitim almalarını sağlamak, bunlar ya da çocuklar arasında adaletli olmak anne babanın görevleri arasındadır. Çocukların görevleri ise arkadaşlar kardeşleriyle birbirlerini iyi geçinmeleri, sevgi saygı duymaları, çocuklar anne babalarına karşı da saygılı olması gerekiyor. Maddi manevi çaba sarf etmeleri, ev işlerinde yardımcı olmaları, bunlar çocukların görevleri arasında yer alıyor. Gelelim din, kültür, sanat konusuna. Sanat, maddi veya zihni bir iş veya çabada izlenen özenli yola deniliyor. Medeniyet ise bir milletin örf, adet, dil, din gibi unsurların etkisiyle oluşan birikime deniliyor. İslam medeniyetinin temelinde Kur'an ve Hazreti Muhammed vardır. Onların uygulamaları vardır. İslam sanatı tevhid ilkesiyle şekillendi, putperestliği yasakladı. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların kendi elleriyle yaptıkları heykellere ya da işte putlara tapmalarını yasaklıyor. Ve bu yüzden İslam sanatı dediğimizde de putperestliğe karşı ve daha çok manevi alanda insana işte manevi duygular veren sanatlara yönelilmiştir. Ve mimaride de İslam sanatını görüyoruz tabii ki. Hicret edince Müslümanların yaptığı ilk mimari eser Mescid-i Nebi'dir. Bunun da birçok fonksiyonel alanda kullanıldığını biliyoruz. Yani İslam'ın ilk mimari eseri dediğimizde Peygamber Efendimiz tarafından yapılan bu Mescid-i Nebevi'yi örnek olarak verebiliriz. İslam medeniyetinde diğer mimari eserlere baktığımızda cami, medrese, darüşşifa, dergah, tekke, han, hamam, kervansaray, şadırvan, köprü. İslam mimarisinden bahsederken Mimar Sinan'dan bahsetmeden olmaz arkadaşlar. Mimar Sinan Osmanlı döneminin en önemli isimlerindendir. Onun yapmış olduğu Şehzade Camii çıraklık eseri olarak adlandırır. Süleymaniye'yi kalfalık eseri olarak adlandırır ve Selimiye'yi ise ustalık eseri olarak nitelemiştir. Yine diğer camilerimizde, medreselerde, Sivas'taki Gök Medresesi de yine İslam mimarisine örnek olan diğer eserler, mimari eserler olarak verilebilir. Gelelim şimdi edebiyat konusuna. Edebiyat bir milletin duygu, düşünce ve değerlerini dil aracılığıyla aktarılmasını sağlayan sanat türüne deniliyor. Karahanlılar dönemiyle İslamiyet'in etkisi altına giren edebiyatımızda öne çıkan eserleri konuşacağız şimdi sizlerle birlikte. Arkadaşlar, burada çeşitli eser yazar eşleştirmeleri var. Bunlardan en az 3-4 tanesini ezbere bilmenizi tavsiye ederim. Burada önemli Türk İslam Edebiyatı eserlerinde Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda kaleme aldığı Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmud'un yine 11. yüzyılda Divan Lügat-ı Türk'ü, Edip Ahmet'in yazmış olduğu Atabetül Hakait, o da 12. yüzyıla aittir. Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmeti de 12. yüzyıla ait bir eserdir. Rab Guzi'nin Kısasul Enbiya'da yine 12. yüzyıla aittir. Bir de Hacı Bektaş Veli'nin bir eseri var. Bunu da mutlaka not edin. Makalat ve Velayetnamesi yine önemli İslam eserlerinde yer alıyor.
şimdi edebiyat konusuna arkadaşlar. İslam etkisiyle oluşan edebiyat ürünleri var bir de. Buradan Türk halk edebiyatı ve divan edebiyatı var. Bunlar aslında ilahi nefes, nutuk, devriye ve şatiye olarak adlandırılır. Divan edebiyatında ise mevlidi görüyoruz. Miraciye var, tevhid, naat ve hilye var. Bunların da hangi edebiyat türüne ait olduğunu bilseniz yeterli. Evet, gelelim şimdi musiki alanına. Musiki alanında yoğun çalışmalar, yine Kur'an'ın seslerinizle güzelleştirin. Zira güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır ayetinden hareketle bu hadisi aynı zamanda kaynaklık etmiş. Peygamber Efendimiz'in ilk ezanı güzel sesli ve gür olan sesle Bilal Habeşi okutması da musikiye verdiği önemi gösteriyor. İslam medeniyetinde musiki cami ve tekke musikisi olarak ayrılıyor. Ezan ve tekbir, salatü selamlar, tesbih veya mevlid cami musikisine, ilahiler, naatlar, gazeller, mersiyeler, nefesler ise tekke musikisine örnek olaraktır. Ezanın da biliyorsunuz çeşitli makamları vardır. Bunlar da yine musikiye örnektir. İslam dini müziğe karşı değildir. Diğer sanatlarda olduğu gibi müzikte de İslam'ın ölçüsü dinin özüne aykırı olmaması, insanları iyiye ve güzele yönlendirmesidir. Allah'tan uzaklaştırmayan türünden olması önemlidir. Doğadaki su, kuş gibi varlıkların sesleri tedavide kullanılmıştır. Örneğin Edirne'deki ve Fatih'teki darüşşifalarda müzikle, işte doğadaki seslerle iyileştirmenin örneği var. İslam medeniyetinde musiki alanında ilk ciddi çalışmaları Kindi, Farabi ve İbn Sina, Itri ve Dede Efendi gibi filozoflar tarafından yapılmıştır. Gelelim şimdi yine kültür sanat kısmından hatla devam etmeye. Güzel yazı sanatı demektir arkadaşlar. Hat sanatçılarına da hattat denilir. Hat yazı türleri var. Güzel yazı yazmaya hüsnü hat deniliyor. Bir de yazı isimleri var. Aklamı sitte deniliyor. Hat sanatında bir yazının 6 farklı şekilde yazılmasına deniliyor. Bu yazı şekilleri sülüs, nesi, muhakkak, reyhani ve tevfiki, bir de rika yazı çeşidi vardır. Bunlar önemli. Aklam Sitte'nin yazı şekli olduğunu bilmeniz yeterli. Tesibe gelelim. Tesip de altınla süsleme sanatıdır arkadaşlar. Ana malzeme olarak altın kullanıldığı için bu isime süsleme sanatı denilmiştir. Tesip sanatçılarına da müzehip denir. Bir diğer süsleme sanatında ebru var. 15 ve 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İşte burada da hayvandaki ötle suyun karışımıyla hazırlanan bir maddedir. Bunun üzerine işte renkler atılır ve çeşitli eserler yapılır. Lale motifi Allah'ı, gül motifi ise Hazreti Muhammed'i temsil etmiştir. Ebru sanatıyla uğraşan kişilere ebruzen denilir arkadaşlar. Mehmet Efendi ve Necmettin Okyay da önemli ebruzenlerdendir. Gelelim minyatüre. Şöyle şunlara yıldız atalım, bir yandan devam edelim. Minyatür resim sanatıdır arkadaşlar. Edebi eserlerin anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için nakkaşlar tarafından minyatür sanatı ortaya çıkmış. Küçük ve renkli resimlerle yapılan minyatür sanatında Mehmet Siyahi Kalem, Levni, Nigari önemli minyatür sanatçılarındandır. Minyatür sanatçılarına da nakkaş denir arkadaşlar. Atölyelerine de nakkaşhane deniliyor. Baktığınızda İslam'ın sanata bakış açısı, bu sanatın içerisinde edebiyat, musiki hepsi giriyor arkadaşlar. Bunların içerisinde şu prensiple hareket ettiğimiz zaman hepsini mübah görüyoruz. Eşyada asıl olan ibahadır. Ne demek bu? Yani İslam dininde, sanat alanında yapılan eserlerde bu prensip ile hareket edildiğinde hakkında yasaklanmış bir hükmü bulunmayan şeyleri yapmanın mübah olduğu görülür. Yani sanat eseri ortaya koyarken Müslüman sanatçılar haram olan bir konuda eser vermemeye dikkat etmiş, sanatta gidebildikleri en zirve noktaya erişmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla yani eşyada asıl olan ibahadır prensibi gereği, yani Allah'la, dinle, peygamberle ters düşmeyen, onların öğretileriyle ters düşmeyen sanatta zirve olmakta problem yok. Gelelim din ve çevre konusuna arkadaşlar. Burada din ve çevre konusunda İslam'ın en önemli gördüğü şeylerden biri de, sorumluluk olarak addettiği şeylerden biri de insanın çevresine karşı sorumluluklarıdır. İslam dini insana inanç ve ibadetler konusunda bazı görevler yüklemenin yanı sıra içinde yaşadığı dünyaya karşı da bazı sorumluluklar vermiş. Bu yüzden ne yapmamız lazım? İşte dengeyi bozmayın ayetini kendimize rehber alıp çevreyi koruyun ya da israftan kaçının, merhametli olun, çevreyi sevin ayetleriyle bizler de çevremizi korumaya gayret ediyoruz.
5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak Birleşmiş Milletler ilan etmiştir. Ekolojik denge, yani Allah'ın koymuş olduğu dengenin korunması hedeflenir. Çevre insana emanettir. İnsan çevrenin asıl sahibi değildir. Çevreye karşı merhamet ve fütursuzca kullanmak, yani sahibiymiş gibi, dilediğimiz gibi kullanmak dinimizde yoktur. Evet, ahlak temelli prensipler vardı. Denge, ölçü, adalet, emanet, sorumluluk ve tasarruf. Bunlara da yine dikkat ediyoruz. Evet, gelelim şimdi din ve sosyal değişim konusuna. Arkadaşlar, burada sosyal değişme ne demek? Tabii çevrenin özelliklerinin farklılaşması, biyolojik yapıya tesir eden unsurların çoğalmasıyla meydana gelen değişikliklere deniliyor. İslam dini değişikliğe izin vermiştir tabii ki, ancak zarurat diniye dediğimiz dinin zaruretlerini bozmadan değişmenin mübah olduğunu, müsbet değişim konusunda da peygamberlerin örnek olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de toplumların yaşadığı değişimlere dikkat çekilmiş ve toplumların da bireyler gibi değişim geçirmesinin Allah'ın bir kanunu, yani sünnetullah olduğunu ifade etmiştir. Gelelim şimdi İslam'da yöntemler konusuna arkadaşlar. Burada fıkhi ve fer'i yöntemler var. Yani hani dedim ya, değişim mümkündür diye. Şimdi toplum değiştikçe, sosyal değişim gerçekleştikçe insanların ihtiyaçları ve soruları da değişiyor. İslam alimleri Kur'an veya sünnette yer almayan konularda nasıl hükümler vermiştir? Çeşitli yöntemlere başvurmuştur. İçtihatla, kıyasla veya görüş birliği, icma ile ya da sahabe kavline başvurarak, istihsanla, mesali-i mürsele, örf ve setli zerai ile, bunlar arkadaşlar hüküm verirken kullanılan yöntemler. Hüküm verirken diyelim şöyle, yani diyelim ki bu zamanda yani Peygamber Efendimiz döneminde olmayan bir konu hakkında şimdi insanlar bir sorun yaşıyor. Dinimize göre bunu nasıl yapılacağı konusunda fikir ayrılığına düşmüşler. İslam alimleri işte bu yöntemleri kullanarak Kur'an'da ve sünnette buna benzer bir olay var mı? Ya da işte sahabilerin bununla ilgili bir görüşü var mı? Buna benzeyen bir şeyleri var mı diye bu yöntemleri kullanarak insanların sorunlarına çözüm üretmişlerdir. Gelelim din ve ekonomi konusuna. İslam dini çalışma ve üretmeyi teşvik etmiştir. Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberler de kendi rızıklarını, geçimlerini nasıl sağlamışlardır? Çalışarak sağlamışlardır. El emeğiyle çalışmıştır. Hazreti Davut zırh yapıp satardı. Hazreti İsa marangozdu. Yine Hazreti Muhammed ticaretle uğraşırdı. Hazreti Musa çobanlık yapmıştır, değil mi? Yani baktığınızda bütün peygamberlerin meslekleri vardı. İslam dini bununla birlikte ekonomik dengenin sağlanması adına zenginlerin ne yapmasını ister? İnfak etmesini ister. Zekat ibadetiyle bunu zorunlu kılmıştır. Ve sadaka ile de, şöyle ağımızı da ekleyelim, sadece zenginlerin değil, kendi imkanı ölçüsünde herkesin yardımda bulunmasını tavsiye etmiştir. Bu şekilde ne yapılır? Ekonomik denge hedeflenmiştir. Evet, din ve sosyal adalet konusuna gelelim şimdi. Özgürlük, kişinin karar verebilmesidir. İsteklerini gerçekleştirebilme imkanına sahip olmasına denilir. Yaşama ve sağlık hakkı, eğitim hakkı. Eğitim hakkında da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Darul Erkam, Mekke'de bulunan eğitim merkezi olarak kullandığı, ibadeti, İslam'ı anlattığı yer. Medine'de ise Suffe kullanılmıştı, eğitim vakfı olarak, biliyorsunuz. Bunlar Peygamber Efendimiz'in eğitim hakkına ne kadar önem verdiğini gösterir. Yani hem bir haktır hem de bir görev olarak görülmüştür. Bu yüzden bu iki isim önemli eğitimle ilgili olarak. Gelelim şimdi düşünce ve ifade özgürlüğü konusuna. İnsana verilen en önemli değerdi, değil mi? Aklın bireye yansıması düşünme şeklinde gerçekleşir. Kişinin düşünmesi, fikirlerini özgürce söyleyebilmesi de İslam'a göre engellenemez. Dinde zorlama yoktur ifadesi de bunu gösteriyor. İbadet özgürlüğüne gelelim. İslam'da her inanç sahibi kendi inancına göre ibadet etmekte özgürdür. Bir kimsenin başka bir dine girmesi için baskı ya da tehdide zorlanması yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz kendisini ziyarete gelen Necran Hristiyanlarına Mescid-i Nebi'de ibadetlerini yapmalarına izin vermesi ibadet özgürlüğüne dair bir örnektir. Gelelim özel yaşamın gizliliği, yani mahremiyet konusuna. İslam'da kişinin özel yaşamı ve mahremiyetini araştırmak, yani tecessüs. Evet, bunu not alalım. Tecessüs yasaklanmıştır. Özel yaşam bireyin başkaları tarafından bilinmesini, görünmesini istemediği kendisine ait özel alanlara deniliyor. Mesela evlere izinsiz girmek, selam vermeden girmek ya da başkalarının bilgilerini, sırlarını paylaşmak. Bunların hepsi nedir? Özel yaşamın gizliliğidir, mahremiyet ihlalidir. Gelelim şimdi Kur'an'dan mesajlar konusuna. Âl-i İmran suresi 103 ve 105. ayetler. Bu ayetlerde Müslümanların birlik olması gerektiği, ayrılığa,
yani tefrikaya düşmemesi gerektiği, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaları, inançlarını ölünceye kadar korumaları, insanların düşünce özgürlüğüne sahip olmaları ama bunu aralarında düşmanlığa yol açmadan devam ettirmeleri, insanların çekişme veya kavgadan uzak durmaları, din kardeşliği, soy ve nesep kardeşliğinin daha güçlü olduğu, iyiliği emredilmesi, kötülüğün yasaklanması için toplumdaki her Müslümanın bir görevmiş gibi bunu üstlenmesi gerektiği anlatılır. Yani buna da emri bil maruf nehi anil münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırma deniliyor. Evet, şimdi gelelim dördüncü ünitemize. Burada da İslam ahlakının konusu ve gayesiyle başlıyor. Ahlak ne demekti? Mizaç, tabiat, huy, karakter anlamlarına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de dış yaratılış için halk, iç güzellik için de hulk kavramları kullanılmıştır. Ahlak ve hukuk sisteminin oluşumunda hak hukuk, utanma, günah, merhamet gibi duygular başrolü oynamıştır. İmam Gazali ahlak ilmine ruhu tıp ilmi diye ifade etmiştir. İslam ahlakının kaynağına baktığımızda Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Nitekim Hazreti Ayşe'ye Peygamberimizin ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an ahlakıdır denin diye cevap vermiştir. O yüzden bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i kendisine örnek almalı ve rehber olarak da Peygamber'in sünnetini edinirse o zaman güzel ahlak sahibi olur. Ahlakla terbiye arasındaki ilişki ıslah etmek, düzene koymak demektir terbiye. Eğitim yoluyla amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak demektir. Er Rab Allah'ın isimlerinden biridir. Terbiye eden, yöneten Allah gönderdiği kanunlarla ve ilahi kitaplarla bizleri terbiye etmiştir. Ahlak eğitimi ise insanın bedenen, zihin ve ahlak bakımından geliştirilmesine deniliyor, olgunlaştırılmasına deniliyor. İbadetlerle Allah bunu amaçlamıştır. İnsanın ahlakını güzelleştirmesi ibadetlerin amaçlanır. Evet, İslam ahlakında yerilen davranışların en başında yalan geliyor. Mahremiyet ihlali, tecessüs, arkadaşlar söylemiştik. Haset, kıskançlık, hile, aldatma, iftira, başkasına işlemediği bir suçu yüklemek, gıybet, arkadan konuşmak, çekiştirmek, suizan, kötü düşüncede bulunmak, israf da savurganlık, bunlar yerilen davranışlardır arkadaşlar. Tutum ve davranışlarda ölçülü olmak, erdem, tutum ve davranışlarda olgunluğa ulaşma demektir. İtidal, ölçüde olmak, orta yolu bulmak demektir. Üsve-i Hasene de Hazreti Muhammed için kullanılan bir kavramdı. En güzel örnek anlamına geliyor. Gelelim şimdi Kur'an'dan mesajlar, Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetlere. Bu ayetlerde toplumsal yaşamda dikkat edilmesi gereken görgü kuralları vurgulanır, ahlaki değerler. 10. ayetinde bütün müminlerin kardeş olduğu anlatılır. 11 ve 12. ayetlerde de kardeşlik bağını zedeleyecek şeylerden bahsedilir ve bunların önlenmesi için neler yapmalıyız? Allah-u Teala buna vurgu yapmıştır. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi yazılı provamıza. Bakın şimdi sizlerle yazılı notlarını paylaştım. Burada da ikinci döneme ait yazılı notlarımız var. Hem birinci yazılı hem de ikinci yazılarımız var. Burada sınavlara çok güzel hazırlanabilirsiniz. Bütün derslerin burada notları yer alıyor. Şöyle hemen sınavdan önce birkaç kere göz gezdirdiğinizde çok rahat hazırlanmış olursunuz. Koca kitabı yanınıza taşımanıza gerek yok. Ve burada bütün dersler yer alıyor zaten. Her biri için ayrı ayrı kitap taşımanıza gerek yok. Oldukça portatif. Bazen ben görüyorum metroda, otobüste gençlerimizin elinde ve çok mutlu oluyorum. Onların da sınava bilinçli bir şekilde hazırlandığını görmek bizleri mutlu ediyor. Evet arkadaşlar, boşluk doldurmayla başlıyorum. %100 hoca sorar diyorum. Çünkü boşluk doldurmada çok önemli. Bu kelimeleri uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, kelimeleri biz söyleyeceğiz burada. Hadi bakalım, hem burada zihinlerimizi daha çok çalıştırmış olalım. İlk soruyla başlıyoruz. Nokta nokta ortamı çocukların inanç, ahlak ve değerlerin öğretildiği ilk yerdir. Ne ortamı olacak? Tabii ki aile ortamı olacak. İslam dininde evlilik dışı ilişkiler nokta nokta adlandırılıp yasaklanmıştır. Zina olarak adlandırılmıştır. İslam'ın ilk mimari eseri Medine'ye hicretten sonra inşa edilen Mescid-i Nebi'dir arkadaşlar. Evet, yazalım. Mescid-i Nebi'dir. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak anılan camisi hangi camisiydi? Selimiye Camii değil mi? Evet, Selimiye Camii'dir. Türk edebiyatı nokta nokta döneminde İslam'ın etkisi altına girmiştir. Kimin döneminde? Karahanlılar döneminde. Evet, Karahanlılar döneminde. Altınla süsleme anlamına gelen tezhib değil mi? Zehep'ten geliyordu. Tezhib, Orta Asya'da Uygur Türkleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhani, Tevki ve Rika ne sanatıydı arkadaşlar?
hat sanatındaki yazı türleridir. Nokta nokta dengenin korunması hususunda Kur'an asırlar önce insanları uyarmıştır. Neyin korunması hususunda arkadaşlar? Tabii ki ekolojik dengenin, değil mi? Hatta bahsetmiştik Allah'ın koymuş olduğu dengenin korunması hakkında. Ekolojik diyelim şöyle. Evet, Kur'an ve sünnetten hareketle akıl kullanarak hüküm çıkarılmasına ne deniyor? İçtihat deniliyor. Bu yöntemlerde vardı, değil mi? İçtihat. Allah rızasını kazanmak maksadıyla kişinin maddi yardımda bulunmasına infak deniliyor. Maddi yardım dediği için infak olacak. Peygamberimiz nokta noktada yetişen öğrencileri çeşitli yerlere tayin etmişti. Hangi eğitim merkezine yetişen öğrencileri? Tabii ki nerede? Suffa'da arkadaşlar. Evet. Suffa'da yetişen öğrencileri çeşitli yerlere öğretmen olarak göndermiştir. Ali İmran suresi 103 ve 105. ayetlerde verilen mesajları açıklayınız. Şimdi arkadaşlar, burada verilen mesajların ilki neydi? Müslümanların birlik olması, değil mi? Evet, yazalım. Müslümanlar birlik olmalı. Başka ne vardı burada arkadaşlar? Allah'ın ipine sarılmalı. Allah'ın ipine sarılmalı demiştik ayetlerdeki mesajlarda. Başka ne vardı? Burada ne vardı? İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak. Yani emri bil maruf, maruf, nehyi anil münker. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak demekti. Bir de ne vardı arkadaşlar? Din kardeşliği vardı. Buna vurgu yapılmıştı. Din kardeşliğinin soydan daha üstünü, soy kardeşliğinden daha üstün olduğunu göstermiştim. Evet, bu maddeleri yazmamız yeterli olur. Gelelim şimdi eşleştirmeye. Arkadaşlar, burada %100 hoca sorar diyorum. Bir sürü kavramımız var. Özellikle din ve sanat, kültür sanat konusunda bir sürü kavram öğrendik. Bunlara çok dikkat edelim. Şimdi tesip sanatçısına verilen ad neydi? Hemen kalemimi değiştireyim. Şöyle siyah alalım. Evet. Tesip sanatçısına ne deniyordu arkadaşlar? Bakalım, müzehhib, değil mi? Evet, şöyle K yazalım buraya. Yazma kitapları yapılan küçük renkli resim, nakış, bir şeyin küçük benzeri ne demekti? Minyatür, değil mi? Yazma kitapları yapılan esere minyatür deniliyor. Şöyle J diyoruz. Ahmet Yesevi'nin eseri neydi arkadaşlar? Ahmet Yesevi'nin eseri tabii ki Divan-ı Hikmet olacak. Hemen İ harfini yazalım şöyle. Osmanlı mimarları deyince akla gelen isim Mimar Sinan olacak. H diyoruz. Bir milletin örf, adet, dil, din unsurlarının etkisiyle oluşmuş toplumların yaşamına dair geniş yapıya ne deniyor arkadaşlar? Tabii ki burada medeniyet deniliyor. Hemen G diyoruz. Geniş yapıya medeniyet. Rabguzi'nin eseri Kısasul Enbiya olacaktı hatırlarsanız. Peygamberlerin kısaları demek. O da L harfimiz. Şöyle yazalım. Hazreti Muhammed'in hicret edince yaptırdığı ilk mescit, Mescid-i Nebevi olacak. Nebevi de deniliyor. Nebi de deniliyor. F diyoruz. Elde hazırlanmış boyaların öd ve su ayarı yapıldıktan sonra yoğunlaştırılmış su üzerine serpilen, kağıda transfer edilmesiyle oluşan sanat dalı ebru olacak arkadaşlar. E diyoruz. Güzel yazı sanatına hat deniliyordu. Minyatür sanatçısına ne deniyordu? Nakkaş deniliyordu arkadaşlar. Şöyle C diyoruz. Mevlana'nın kaleme aldığı esere mesnevi deniliyor. Ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri dediği de eseri de neydi? Selimiye Camii olacak. Cevaplarımızı tamamladık. Gelelim şimdi doğru mu yanlış mı ya arkadaşlar? Haydi bakalım şöyle dikkatli bir şekilde çözelim. İslam'da resim sanatı yasaklanmamış, yapılan resme tapmak yasaklanmıştır. Doğru. Mescid-i Nebi sadece ibadet maksadıyla inşa edilmiştir. Yanlış arkadaşlar, aynı zamanda eğitim amaçlı da yapılmıştı. Musiki ile hastalıkların tedavisi için Edirne ve Fatih şifahaneleri kullanılmıştır. Evet, doğru. Ebru sanatında lale motifi Allah'ı, gül motifi ise Hazreti Muhammed'i temsil etmiştir. Evet, doğru. Bir Müslümanın yaşadığı dünyaya ve içindekilere karşı sorumlulukları vardır ki, evet, kesinlikle. Hazreti Muhammed yaşadığı toplumdaki örf ve adetlerin hepsini ortadan kaldırmıştır. Yanlış arkadaşlar. Eğer İslam'ın özüyle çelişmeyen örf ve adetler varsa bunların sürdürülmesinde bir sıkıntı yoktur demiştir. İslam hırsızlık, rüşvet ve kumar gibi haksız kazanç yoluyla elde edilen malı haram saymıştır. Evet, doğru. Mekke döneminin eğitim öğretim kurumu Kabe'dir. Arkadaşlar yanlış. Bu ne olacak? Darul Erkam. Erkam'ın yeri.
evi değil mi? Evet, Darul Erkam olacak. İslam insanların fırkalara ayrılmasını, yani gruplara ayrılmasını, herkesin kendi kabilesini korumasını emreder. Yanlış arkadaşlar. İslam kabileciliğe karşıdır, gruplara karşıdır. Yani birlik olunmasını, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmasını ister. Gelelim şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Bu ayet İslam'ın belirlediği temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilişkilidir? Ey iman edenler, kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Burada izinsiz başkalı evlere girilmemesinden bahsediliyor. Bakalım inanç ibadet özgürlüğü, hayır. Düşünce özgürlüğü, hayır. İfade edebilirsiniz düşüncelerinizi diyor mu? Hayır. Eğitim hakkı, hayır. Özel yaşamın gizliliği, evet tabii ki mahremiyet değil mi? Başkalarının evine izinsiz girilmezdi. Yaşama ve sağlık hakkı da değil. Cevabımız D seçeneği, mahremiyet olacak. Evet, yine bir eşleştirmemiz var arkadaşlar. Burada da ayetlerle gerilen davranışları eşleştireceğiz. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağı şeyi söylemek ne demektir arkadaşlar? İnsanın yapmadığı veya yapmayacağı şeyi söylemek yalandır değil mi? O zaman buraya ne diyoruz? H diyoruz. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzunun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Bu da iftira olacak. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Saçıp savurmak, savurganlık, israf olacak. Hemen bakıyorum. A seçeneğinde görüyorum. A olacak. Onların çoğu hiçbir dayanağı olmayan zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise gerçek adına hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah onlar ne yapıyorsa hepsini hakkıyla bilmektedir. Bu da zan, suizan, kötü düşünce arkadaşlar. I olacak. Yoksa Allah'ın lütuf ve ihsanından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Kıskançlık. F arkadaşlar. Ey iman edenler, insanların gizli hallerini araştırmayın. Mahremiyetlerini araştırmayın. Gizli halleri araştırmak ne demekti? Tecessüs değil mi? Ölçü ve tartıyı adaletli yapın. Yani hile yapmayın diye uyarıyor. Birbirinizin dedikodusunu yapmayın. Gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz diyor arkadaşlar. Bu da neye giriyor? Gıybete giriyor. Evet, bunları eşleştirdik. İslam ahlakının kaynağı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kur'an ve sünnet, birey, toplum, terbiye ve deneyim, akıl ve düşünce, vicdan ve bilgi. Bunların hepsinde eksiklik var. Ancak Kur'an ve sünnet İslam'ın kaynaklarıdır arkadaşlar. Ne kaynağı? Ahlakının kaynağıdır. Aşağıdaki davranışlardan hangi İslam'ın yerdiği davranışlardan değildir? Hangisi İslam'ın yerdiği davranışlardan değildir? Asılsız bilgi ve haber vermek, zanda bulunmak, tecessüste bulunmak, suizanda bulunmak, haset etmek ve tutumlu olmak. Arkadaşlar tabii ki İslam tutumlu olmaya karşı değildir, savurgan olmaya karşıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi her doğan İslam fıtratı üzerine doğar hadisiyle çelişir? Fıtrat güzel ahlaka yatkınlığı ifade eder. Evet. Fıtrat dış tesirlerden etkilenmemiş ilk yaratılıştır. Evet. Farklı inanışlara yönelmek insanın fıtratının gereğidir. Hayır. Fıtrat insan tabiatındaki yaratanı tanıma eğilimidir. Evet, doğru. Fıtrat insanın doğuştan belli yetenek ve yatkınlığa sahip olmasıdır. Doğru. Arkadaşlar fıtrat bizim Allah'ın yarattığı, vermiş olduğu bu fıtrat bizim farklı inanışlara yönelmemize sebep olmaz. Tam tersi, fıtrat ahlakı dediğimizde, fıtrat dediğimizde Allah'a inanacak ve onu kabul edecek yaratılışla dünyaya gelmemiz anlamına gelir. O yüzden cevap C olacak, hadisiyle çelişir. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Dolu dolu bir yazılı provası oldu. Bol bol konularımızı tekrar ettik ve provamızı da yaptık. Tecessüs ne demektir? Ödüllü sorumuzu veriyorum. Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sınav notlarınızı da lütfen bizlerle paylaşın. Yorumların hepsini tek tek okuyorum ve çok mutlu oluyorum sizler adınıza. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.